Merhaba arkadaşlar. Fethiye Karaçuha yağlı güreşleriyle beraberiz, değerlendireceğiz hep beraber. Biraz gecikmeli oldu ama eksikleri tamamlayacağız bu şekilde. Başlayalım, neler yaşanmış? Ya katılım olarak çok iyiydi. Favori ünlü pehlivanların hemen hemen hepsi buradaydı. 71 sanırım 71 baş pehlivan katıldı. Seçkin Duman Yunus Düzini yaptı, İsmail Balaban gibi ismi. Ya bir de Minder oyunuyla çırpmayla mağlup etmiş. Kolu alarak çıkmış. İsmail Balaban gibi bir ismi böyle yenmek önemli olsa gerek ya. Ali Gürbüz her zaman bildiğimiz gibi turları rahat geçiyor zaten ilk turları. Paça kazıklar izliyoruz bol bol. Ali Gürbüz rahat geçmiş. Bugün de Manavgat güreşleri vardı. Orhan Okulu Ali Gürbüz mücadelesi vardı, bayağı tartışmalı. Onu izlemiştim biraz önce. Orhan Okulu da Ali Yanatman sanırım rakibi kimdi? Rahat geçiyor rakibini. Recep Taslağ. Rakip rahat geçiyor. Puanlamaya kalıyor güreşler. Bu sene bol bol kulüp puanlama izleyeceğiz gibi duruyor. Özellikle Kırkpınar'da puanlaması iyi olan, kondisyon, aynı zamanda kondisyonu da iyi olan, dayanıklılığı iyi olan pehlivanlar bir iki adım çok öne geçecektir yani. Sol üstte Fatih Atlı, İsmail Erkal'ı puanlamada mağlup ediyor. Biraz da hakeme kızdı sanırım orada ilk pozisyona niye vermediğini. Üst Can Zeybek Mustafa Doğan Özkaya'yı mağlup ediyor. Mustafa Doğan Özkaya biraz silik başladı bu seneye. Geçen seneki formundan bayağı uzak. Enes Doğan da Serhat Gökmen'i mağlup ediyor sağ üstte. Enes Doğan kendini ispatladı zaten. Mehmet İşçi Bekir Ergücel'i mağlup ediyor burada puanlamada. Bekir Ergücel de ben olsam Mehmet İşçi de çalışırım. Mehmet İşçi'nin de beraber bir ekip olsalar çok faydasını görürdüm. Çünkü fizik yapıları çok yakın. Benzer özellikleri. Hüseyin Gümüşalan, Ünal Karaman mücadelesi. Hüseyin Gümüşalan bohçalamış. Bir şekilde yeneyim de nasıl yenirsem yeneyim moduna girmiş. Oradan kündeye geçmiş. Sonunda da galip geldi. Künde atmadı ama bir şekilde galip gelmeyi bildi. Hülya Karaman da sanırım çok fiziken dayanacak gücü kalmadığından kolay teslim oldu. Faruk Akkoyun puanlaması iyi olan bir isim. Şahin Kurt'u mağlup ediyor. Evet, çok iyi bir mücadele vardı Kürşat Korkmaz, Turan Balaban arasında. Turan Balaban da Kürşat Korkmaz gibi ismini mağlup ediyor puanlamada. Bu da kombine olarak. Dış gazı vurmuş. El paça da tırpanda yetiştirmiş. Burada arkada Serdar Yıldırım'ın galibiyeti var arkadaşlar. Orada evet.
puanlamada belki de açık düşürmüş. Serdar Yıldırım da AKK'da bence görünmüyor. O yüzden koydum. 36 Pehlivan kaldı ikinci tura. Yıldır'a yakınını da görüyorum. O da sakatlıklardan döndü. Zorlu bir rakip her Pehlivan için. Formda olduğu zamanlarda. Recep Çakır'ı mağlup ediyor. Denizden Şimşek 18'e kalıyor. Enes Doğan Mehmet Yeşilyeşil mücadelesi. O da Mehmet Yeşilyeşil sanırım çok da zorlamadı. Yenilmek için künde atmış gibi bir durum var. Ve günün en iyi mücadelelerinden biri. Yani yeniş olarak en güzel yenişlerinden biri. Ben çok beğendim. Ali Gürbüz'deki kuvveti görüyor musun? Ya budamak isterken adamı fırlattı resmen. Ya burada Yusufcan Zeybek, Osman Kan mücadelesi. Osman Kan dışarıya taştı. Ya burada yeniş verdiler. Ya muhtemelen üçüncü ihtar falandır herhalde. Yoksa böyle bir yeniş yok zaten. Üçüncü ihtarı burada verdiler muhtemelen. Çünkü dışarı doğru bariz bir şekilde kaçmıştı. Ya burada Ertuğrul Dağdeviren kendi oyunuyla mağlup olmuş. Orada Hamza Özkarabiliz ayağı da çok kötü ters gelmiş. Ona rağmen oradan kurtulmayı başarmış. Bak çok ters olaya sakatlanabilirmiş de. Orada galip gelmeyi bildi. Ya burada Orhan Okulu Serhat Bağcı'yı mağlup etti. Burada bu pozisyonda değil de ilk pozisyonunda bir galip yani puan vardı. Yunus Emre Yaman, Yalçın Mumcu sanırım rakibi mağlup ediyor. Orhan Okulu'nun bir önceki pozisyonuna verdiler. Orada bir ben izledim de hazırlarken tekrar bulamamıştım. 9 baş pehlivan kaldı. 3. tur. Evet, İsmail Koç burada açılmış. Dönerken Serdar Yıldırım da bu seneye damga vuracak gibi duruyor. Manavgat'ta da yarı finaldeydi yani son baktığımda. Ve Cengizhan Şimşek, Yusufcan Zeybek geçen sene 40 numara şampiyonu. Aynı İsmail Balaban'a o 40 numara birinci olduğu seneki gibi attığı kas kanadı gibi bir anda güzel bir yeniş yapmış. Denizhan Şimşek de mesajı verdi yani. Denizhan Şimşek gerçekten bu sene iyi gidiyor, iyi hazırlanmış belli. Ama tek dezavantajı cezalı olarak gelmesi. Ligde de ilk 32'ye giremedi sanırım. İlk 24'e zaten giremedi. Torba usulü olacak. Hep güçlü rakipler çekecek. Bakalım nasıl olacak. Burada Osman Aynur Hamza Özkarabeniz'i zannedip mağlup ediyor. Orada Hamza Özkarabeniz'in de Aşık Demdolu'na gelmiş. Bayağı zor, kötü bir darbe almış. Burada Ali Gürbüz yine Budama'yla Süleyman Başar'ı sanırım mağlup ediyor. Bir önceki turda resmen bunu yapmak isterken Serkan Serkut sanırım bayağı bir uçurmuştu yani. Orhan Okulu Klasik. Formda bir Orhan Okulu'yla da görüşmek gerçekten çok zor ya. Burada puanı verdiler. Hüseyin Meyman'ı mağlup etti. Sanırım şurada verdiler herhalde. Hamza Köseoğlu yine klasik. Kendi oyunu da yenilecek. Muhtemelen evet. Böyle gireyim derken altta kalmış. Yıldıray Akın galip.
Çeyrek final kalma mücadelesi. 9 pehlivan kaldığı için Ali Gürbüz, Ali Yanapa mücadelesi. O da puanlamaya gitti. Ali Gürbüz puanlamada galip geliyor. Puanlama kısa olduğu için bazen pehlivanlar çok zorlamadan hani yeni normal sürede yenebileceği rakipleri de çok zorlamayayım, kendimi yormayayım, sakatlanmayayım. Hani puanlamada bir şekilde yenerim moduna giriyor muhtemelen. Burada galip gelmiş. Çeyrek finaldeyiz. Mustafa Batu, Ali Gürbüz görüyorum. Denizden Şimşek, Serdar Yıldırım. İyi mücadeleler, iyi eşleşmeler. Hüseyin Gümüşhan buradan Osman Aydın'ı görüyor musun? Ne kadar deliniyor ya. Ona rağmen Hüseyin Gümüşhan rahat kazanmış. Gizem Şimşek sarmadan gerdanlamadan galip geliyor. Serdar Yıldırım da en zayıf olduğu noktalar bu. Buna biraz çalışması lazım. Denizden Şimşek de dolu dizinin geliyor yani. Tek dezavantajı dediğim gibi bu yağlı geçtiğinde Ali Gümüş'ten de uzun zamandır görmediğimiz serttirme oyunu Mustafa Batu'ya yapıyor. Bu oyunu çok iyi yapıyor gerçekten. Kendine has bir oyun diyebiliriz. Ve onun okulu mağlup ediyor. Çok iyi bir iniş yapmış ya. Yıldır'a yakın değil mi? Evet, Yıldır'a yakın. Onun okuyu iyi olmuş yani. Gerçekten bravo. Gençler ara ara parlamalar yapıyor ama devamlılık önemli. Devamlı da Serdar Yıldırım gibi isimler gösterecek ki bu sene. Bakalım göreceğiz. Yarı finaldeyiz artık. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşhan mücadele her zaman zevkli olur. Gerçekten çok zevkli oluyor. Ali Gürbüz daha çok üstünü kurmuştur ama Hüseyin Gümüşhan da bazen son zamanlarda özetle galip geliyor. Sekizden Şimşek Yıldır'a yakını puanlamada mağlup ediyor. Finale kalıyor. Ve iki Hüseyin Gümüşhan çok iyi yapıyor yani. Bir yüz bile dayanamadım. Kutlamayı yaptı ama ya burada yavaş izlerseniz Hüseyin Gümüşhan puanı almış diyebilirsiniz. Ama normal izlediğinizde Hüseyin Gümüşhan hakimiyeti tam sağlayamamış gibi. Yani bir saniye de olsa gösterememiş. Ya şurada bir saniye tutsa bu yavaş çekimde sanki tutmuş gibi gözüküyor ama ya olay çok hızlı gelişiyor. Ya verse de verebilirmiş aslında. Bu yavaş çekimden izleyince de normal hızla olmamış diyorsunuz. Ali Gürbüz'de iyi kaçmış ya. Bak normal hızla izleyin. Bu da yavaşlandırmış herhalde. El kasnakta tam hakimiyeti sağlayamamış. Ali Gürbüz kalkıyor. Orada son bir darbe yapayım derken ayağı da takıyor. Ona rağmen Ali Gürbüz son bir hamleyle ayağını üstüne atınca galip geliyor. Ya, gerçekten bakın normal hızla izleyin.
tam hakimiyeti sağlayamamış. Ama yavaş çekimde izlerseniz olmuş diyebilirsiniz. Puan almış verilebilir diyebilirsiniz. Ama normal hızla izleyince bence puan yok. Çok uzundan dönmüş yani. Ali Gürbüz Cengizhan Şimşek finali. Cengizhan da sanırım geçen hafta aradaki olaylardan dolayı çok da şey yapmadı. Ali Gürbüz'e bir yalandan künde atmaya çalıştı sanırım. Çok da zorlamadı. Finalde Ali Gürbüz galip geldi. Belki de geç saate kaldığından falan çok zorlamak istemediler. Ya Ali Gürbüz'e de böyle bir künde atma şansı zaten yok. Çünkü çok uzun bir pehlivan. Ali Gürbüz birinci, Cengizhan Şimşek ikinci, Hüseyin Gümüşhalan ve Yıldıray Akın üçüncü olmuşlar. Ya çok da güzel güreşler olmuş. Manavgat güreşlerin bir ön izlemesi gibi olmuş. Yani küçük bir normal mahalle bir güreş olmasına rağmen büyük pehlivanları, bütün ünlü pehlivanları bir araya getirmiş ve güzel güreşler çıkmış gerçekten. Yani Seçkin Duman'ın İsmail Balaban'ı yenmesi, Orhun Okulu, Yıldıray Akın'ın yenmesi, Hüseyin Gümüşhan Ali Gürbüz mücadeleleri, Cengiz Han'ın mücadeleleri. Yani güreş adına çok iyi bir organizasyon olmuş. Final hariç. Final biraz daha şey bitebilirmiş, mücadeleli. Olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Arada bir alaşam güreşleri vardı. Onu da ekleriz. Sonrasında manavgat güreşlerini de koyabilirsek inşallah. Değerlendirebilirsek. Değerlendireceğiz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.